Nagihan Alçı Boğaz içindeki gerilim ve Melih Bulu krizinin tüm detayları. Boğaz içi benim okulum. İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından 1996-2001 arası 5 harika seneyi burada geçirdim. Türkiye'nin en güzel ve en iyi üniversitesi Boğaz içidir. Bu konuda kamuoyunda da bir mutabakat vardır. En yüksek puanla öğrenci alan üniversitedir. Diğer Türk üniversitelerinin çok büyük çoğunluğunda olmayan bir özelliği daha vardır. Boğaziçi bir özgürlükler adasıdır. Bir yandan öğrenciler arasında her politik konu sansürsüzce tartışılır. Diğer yandan siyasetin üniversitelerde çok sert silahlı çatışmalara yol açtığı dönemlerde dahi kendini kutuplaşma ve silahlı ayrışmadan korumuş bir okuldur. Özgürlükçü ve demokratik bir ortamı vardır. Elbette İstanbul Erkek ve Boğaziçi gibi Türkiye'nin seçkin liselerinin ve üniversitelerinin evrensel standartlarla mukayese edildiğinde eksikleri ve problemleri yok değil. Ben bu konudaki tespit ve tenkitlerimi 19 Haziran 2016 tarihinde Milliyet Gazetesi'ndeki köşemde Elit Okullar Efsanesi başlıklı yazımda aktarmıştım. O yazıyı da buraya koyuyorum. Fakat her şeye rağmen Türkiye'nin en kaliteli okulları bunlar. 28 Şubat'ta başörtülü öğrencilerin özgürce girebildiği okul. Benim Boğaziçi öğrenciliğim 28 Şubat askeri darbe sürecinin göbeğine denk geliyordu. 1996-2001. İstanbul Üniversitesi'nin, Marmara Üniversitesi'nin ve daha birçok üniversitenin kapılarına ikna odalarının kurulduğu ve başörtülü öğrencilere büyük zulümler edildiği o günlerde Boğaziçi hep yasaklara karşı durdu. Başörtülü arkadaşlarımızla birlikte okuduk. Kağıt üzerinde yasak olsa bile fiilen türban yasağı uygulanmadı Boğaziçi'nde. Tüm bunları hatırlayıp bugün yaşananlara bakınca içim acıyor. Güney Kampüs'ün kapısındaki arbede polis müdahalesi, dersleri boykot çağrısı. Bu büyük krizin baş aktörü yeni atanan rektör Profesör Doktor Melih Bulu'yla dün uzun uzun konuştum. Bulu'nun ardından YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Liberal Demokrat Parti Kurucu Genel Başkanı, ünlü iş insanı Besim Tibuk'la da görüştüm. Bazılarınızın Besim Tibuk ne alaka diye söylendiğini duyar gibiyim. Anlatayım. Melih Bulu'nun Boğaziçi rektörlüğüne atandığını televizyondan ilk duyduğumda hemen kulak kabarttım. Bu ismi hiç duymamıştım. Televizyonu birlikte seyrediyorduk. Rasim birden bu genç Yunusların genel başkanı Melih Bulu yahu diyerek bir kahkaha patlattı. Ardından ekledi. 23-24 sene önceki halini biliyorum. Kendinden hiç hoşlanmayan hocaları bile ikna eder. PR ve insan idaresi konusunda gayet iyidir. Herkesimle anlaşmaya ve uzlaşmaya çalışır yumuşak karakterlidir. Farklı kimliklere ve fikirlere çok saygılıdır. Üç ay sonra boğaz içinde her şey normalleşir. Genç Yunuslar, 90'larda Besim Tibu'nun başında bulunduğu Liberal Demokrat Parti'nin gençlik kolları örgütlenmesiydi. Melih Bulu, işte o genç Yunusların kurucu başkanı olmuş ve politik olarak Liberal Demokrat diye kendini tanımlayan bir isim. Yeni rektör Profesör Doktor Melih Bulu'ya sordum. Melih Bulu'yu bir anda büyük bir siyasi kavganın merkezine yerleştiren özelliği AK Parti'den geçmişte aday aday olması. Bulu da 2000'lerden itibaren Türkiye'deki liberal demokratların çok büyük çoğunluğu gibi AK Parti ve Erdoğan'a destek vermiş. Liberal Düşünce Topluluğu Başkanı ve köken olarak mülkiyeli Profesör Doktor Atilla Yayla da Bulu'nun atanmasını destekleyerek muhtemelen Boğaziçi'nin en liberal rektörü olacak dedi. Melih Bulu'ya sordum. Nedir siyasetle ilişkiniz? Benim esas alanım yönetim Nagel Ben uzun süre özel şirketlerde çalıştım. Hem şirketlerin hem de ülkelerin yönetimi ilgimi çekiyor. Liberal Demokrat Parti'de Genç Yunusların kuruculuğu ve başkanlığını yaptım. Tüm Türkiye'deki Genç Yunusları ben örgütledim. AK Parti kurulurken benim doktora yaptığım dönemde Sarıyer İlçe Teşkilatı'nın kurucularından oldum. Bir sürü ilde de görev yaptım. 2009 yerel seçimlerinde Ateşehir aday adayı oldum. Davutoğlu'nun tavrını yadırgadım. Bulu ardından Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçmiş ve bu üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kurmuş. 2016'ya kadar Şehir Üniversitesi geçmişi var. Sayın Davutoğlu'nun yakından tanıdığı ve en önemli fakültelerden birini kurmakla görevlendirdiği bir isim. Bilindiği gibi Davutoğlu da İstanbul erkek ve boğaz Melih Bulu ile beraber çalışmasına rağmen Sayın Davutoğlu da Bulu'nun atanmasını sert bir şekilde eleştirdi. Davutoğlu'nun AK Parti hedef tahtasına oturtmasını anlarım ama bizzat tanıdığı Bulu'ya yönelen dışlayıcı tavrını yadırgadığımı söylemek isterim. En azından Bulu'nun akademik ve idari yönüyle ilgili olumlu bir yorum yapmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü bizzat kendisi de Melih Bey'e görev vermişti. Melih Bulu AK Parti yılları ile ilgili konuşurken ben AK Parti içindeyken Ali Babacan da AK Parti'deydi Nagihan Hanım. Şimdi Sayın Babacan da beni eleştiriyor. Halbuki benim olduğum dönem birlikteydik dedi. Bulu İstinye Üniversitesi'nin de kurucuları arasında. Son olarak Haliç Üniversitesi rektörlüğü görevini yürütüyordu. İnsanlar beni tanıdıkça bütün problemler çözülecek. Kendisine gösterilen tepkilere üzülüp üzülmediğini ve nasıl bir yol izleyerek gösterilen direnci kırmayı düşündüğünü sordum. Bu tip şeyler fırsattır Nagel Hanım. İnsanlar beni yavaş yavaş tanıdıkça bütün problemler çözülecek. Buna eminim. Şimdi dikkatleri üzerimize çektik. Bu önemlidir. Bu süreci olumluya çevirebilirim. Konuşmamızda Bulu ile ilgili iki detay öğrendim. Birincisi akademisyen bir ailenin çocuğu oldu. Babası Ankara Dil Tarih Fakültesi'nde Urdu Dili Bölümünün kurucusu olan bir profesörmüş. Annesi giyim öğretmeni. Kız kardeşi ise Ucla'da ekonomi profesörü. Akademisyenlerinin yanında Ali Koç ve İsmail Cem'in kızı İpek Cem'le birlikte kurdukları Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu'nun halen başkanlığını yürütüyormuş. Burada rekabet alanında dünya ünlü Harvard profesörü Michael Porter'la birlikte çalışmış. Harvard'da da çok iyi bildiğini dile getirdi Bulu ve şöyle söyledi. Nagel Hanım, siz de Boğaziçi'lisiniz. Bizim okulun rol modellerinden biri de Harvard sistemidir. Ben bu sistemi tüm detaylarıyla biliyorum.'' Yüksek lisans ve doktorasını Boğaz içinde yapmış bir akademisyen yeni rektör. Okulu çok iyi biliyor. Konuşmamızdan edindiğim izlenim Boğaz içinin özgürlükçü ruhunu da çok seviyor. Boğaz içi mezunlarında şöyle bir yanlış algı vardır. Gerçek Boğaz içili lisans seviyesinde 18-23 yaş arası burada bulunmuş kişidir. Sonradan gelip yüksek lisans yapanlar Boğaz içili sayılmaz. Lisans diplomalarını aldıkları okul neyse oradan sayılırlar. Bu kişiler biz Boğaziçi'liler derse rahatsız olurlar. Biraz da üniversite imtihanlarında başarıya referans yapan bir mantık. Bu mantığa göre Boğaziçi'liler eğer doktora yapacaksa İngiltere ya da ABD'nin ileri gelen üniversitelerinde yapmaları gerekir. Nitekim Boğaziçi hocalarının hemen hepsi biz okurken bu kurala uyarlardı. Boğaz içinde lisans ve İngiltere ya da ABD'nin nitelikli bir üniversitesinde doktora. Bu şart aranırdı. Bu yazılmamış kaide gibiydi. Boğaziçi ya da herhangi bir Türk üniversitesinde doktora yapmış akademisyenler Boğaziçi'nde istihdam edilmezdi. Bildiğim kadarıyla aynı kural ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi'nde de vardı. Doktora için muhakkak yurt dışı şartı aranırdı akademisyen alımlarında. Fakat diğer üniversitelerde ve özellikle vakıf üniversitelerinde Boğaziçi doktoralı hocalara çok büyük ilgi ve talep olurdu. Sanırım zamanla Boğaziçi ortamında bu kural esnetildi. Ama tam da emin değilim. Akademisyenler camiası bu konuya daha hakimdir. 1996-2001 döneminde Boğaz içinde ya da Türkiye'de doktora yapmış tek bir hocamız bile yoktu. Melih Bulu'nun lisansı ODTÜ'de olduğu için gerçek Boğaz sayılmaz diyenlere katılmıyorum. Akademik kariyerini Boğaz içinde yapmış olan kişi de Boğaz Polis müdahalesine ne diyor? Peki iki gündür kopan kıyametle ilgili yeni rektör Bulu'nun yorumu ne? Polis müdahalesi fazla sert değil miydi? Biber gazı, plastik mermi ve verilen karşılık şart mıydı? Neden kapıları açmadınız? Bir boğaz içili olarak bana ana kapıya kilit vurulması çok dokundu Sayın Bulu dedim. Görüntüleri lütfen dikkatli bir şekilde izleyin Nagen Hanım diye başladı. Bakın bugün 17 kişi gözaltına alındı. Bunların yalnızca ikisi Boğaziçi öğrencisiymiş. Öğrencilerimizi içeri alma talimatı verdim ama çoğu arbede çıkarmak için dışarıdan gelen gruplardı sanıyorum amaçları rektörlük binasını işgal etmekti. Emniyet güçleri de ciddi olarak zarar gördüler. Elleri mahvoldu. Plastik mermi belki bir, bilemediniz iki tane atılmıştır. Yalnızca karşılık verip daha büyük olayları üniversiteye verebilecek zararı önlemeye çalıştı polis. Bakın Boğaziçi öğrencilerine daima kapı açıktır. Nitekim isteyen her öğrenci içeri girdi. Bundan sonra nasıl yol almayı düşündüğünü sordum. Herkesle görüşüyorum. Diyaloğa girdiğimiz an hiçbir sorun kalmayacağına inanıyorum. Benim amacım Boğaz içini daha yüksek bir yere taşımak. Bakın, girişim sermayesi kavramını Türkçe'ye kazandıran benim. Rekabet alanında Türkiye'nin en iyisiyim. Akademik literatüre bakın. Bu konuda çok iddialıyım. İstinye Üniversitesi'ni kurduktan çok kısa bir süre içinde uluslararası kurumsal etki endeksinde ilk 400'e soktuk. Boğaziçi bugün maalesef ilk 500'e değil. Onu ilk 100'e taşımak istiyorum. Boğaziçi bugüne kadar akademisyenlerini korudu, bu tavır sürecek mi? Boğaziçi akademik kadrosuna ve akademik özgürlüklere en çok sahip çıkan üniversitelerin başında geliyor. Yargılananları hemen uzaklaştırmıyor. Evrensel hukuka uygun şekilde yargıtay kararı gelene kadar bekliyor. Bir iftira atılma ihtimaline binaen akademisyenleri koruyor. Bulu'ya aynı tavrı sürdürüp sürdürmeyeceğini sordum. Ben sonuna kadar akademik özgürlüklerden yanayım Nagihan Hanım. O noktada asla endişeniz olmasın. Bu ilkeye göre hareket edeceğim dedi. Besim Tibuk, Melih Bulu hakkında ne dedi? Liberal Demokrat Parti'nin kurucu başkanı Besim Tibuk'u aradım. Biliyorsunuz Tibuk mevcut hükümetin sıkı bir muhalefi. Acaba o da Davutoğlu ve Babacan gibi Tayyip Erdoğan rektör olarak atadığı için Bulu ile ilgili fikirlerini değiştirdi mi? Melih iyi bir insan ve iyi bir yöneticidir Nagihan gerçek bir liberal ve demokrattır. Özgürlüklere aykırı bir tavrın içine gireceğine hiç sanmıyorum. Birlikte çalıştık ancak bu tepkiler zaten Melih Bulu'ya yönelik değil bence. Cumhurbaşkanına ve şu anki sisteme insanlar tepki gösteriyor. Her şey Tayyip Bey'in iki dudağı arasında. İnsanlar bu duruma tepkili. Bu iki olguyu iyi ayırt etmek gerekir Nagihan. Durduk yere Melih'i e harcamak adaletli değil. YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Sarıç'ın dikkat çektiği önemli ayrıntı. YÖK dün konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Melih Bulu'nun rektörlük başvuru şartlarını sağladığını söyledi. YÖK Başkanı Ekta Saraç telefon konuşmamızda Boğaziçi ile ilgili yapılan tartışmalara girmek istemedi. Onun yerine bir çerçeve çizmeyi tercih etti. Şunları söyledi Sayın Saraç Türkiye'de rektör atamaları maalesef hep atama yapılana kadar bir tartışma konusu oluyor Nagar Hanım. Halbuki biz YÖK olarak atamadan sonraki sürecin en az atama kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Yani atanan rektör ne yapıyor? Üniversiteyi nereden nereye getiriyor gibi bir değerlendirme yapmak gerekir esas. Biz YÖK olarak ilk defa üniversite izleme kriterleri uygulamaya başladık. 2018'i ve 2019'u açıkladık bir üniversitede kaç doktora yapılıyor, yayınlanan makale sayısı kaç ve nerelerde yayınlanıyor gibi parametrelere bakıyoruz. Saraç'ta konuştuktan sonra araştırdım. Boğaziçi rektör seçimi için 9 başvuru yapılmış. Bu başvuruları yok alıyor. Cumhurbaşkanlığına veriyor. Başvuranlar arasında mevcut rektör Profesör Doktor Mehmet Özkan da varmış. Hatırlarsanız 2016'da Gülay Barbarosoğlu oyların %86'sını almış ancak aday olmayan Özkan atanmış bu da ciddi tepkilere yol açmıştı. Ancak Mehmet Özkan Boğaz içinden bir isim. Ayrıca Özkan da AK Parti'den anlastı. O nedenle tercih edilmedi diye soruşturdum. Bu geçen 4 yılda Hacettepe gibi üniversiteler ilerleme kaydettiler ama Boğaziçi birçok veri noktasında geriye gitti. Sanırım o nedenle Özkan yeniden seçilmedi.